Şimdi kesime geçiyoruz. Ondan sonra bir de kaynakları atıp saçı şekillendiriyoruz. Son şeklini veriyoruz ve final yapıyoruz. Şu an sonucu ben de çok merak ediyorum. Çünkü eleştiriler beni yine düşürdü. Ama siz hiç onlara kulak asmayın. Aynada kendinizi gördüğünüz zaman nasıl? Şu anki ama hissiniz... Ama bir şey söyleyeceğim. Diğer kuaför arkadaşlarımızın da bahsettiği gibi... Hani şu saçımı şuradan kaldırdığı zaman bu kısım beni de rahatsız etti. Evet eder ama hayır şu şekilde tutarsanız bakın güzellik bile katar. Hayır ben şuradan diyelim ki topladım çünkü ben bu taraflardan toplamayı buradan seviyorum. Buradan toplayabilirsin çok buradan güzel buradan katar. Bu göründüğü zaman benim hani ben kötü olacağım. Ben kötü olursam çünkü hayır, bak, karşı an, taraftakiler de kötü olacak. Yani kuaför arkadaşlarımız da rahatsız oldu. Şu anki görüntü harika. Eleştiriler beni bayağı bir etkiledi. Saçımı beğendim evet. Ama ben biraz daha açık platin sarısı bekliyordum. Böyle bir sonuç olacağını tam tahmin etmemiştim. Beğendim. Fakat aralardaki kusurların bulması, Umut Bey'in kusur bulması, Ufuk Bey'in kusur bulması beni bayağı bir etkiledi. Bazı eleştirilerini yersiz buldum. Yani şöyle bir eleştiri. Böyle bir röfle yok, böyle bir çizgi yok. Saçta her şey var. O sanatçının yani saçı yapan kişinin tarzıdır, isteğidir. Yani böyle bir şey yok. Böyle çizgi yok. Var, niye olmasın? Ne istersen o var. Ben ne iyi olduğunu düşünüyorsam ve müşterimle, saçını yaptığım insanla mutluysam onu yaparım. Ben çok şaşırdım. Olumlu yönde değil hala ya maalesef. Ya ben keşke... aslında şaşırmıyorum çünkü yıkama sesinde de baktık. Aslında çıkacak sonuç belliydi. Yani ne desem bilmiyorum. Hakikaten çok... Ama çiçitleri takınca şaşıracağız. İnşallah. Hala emin. Hala ümidin var mı? Hayır yani. Vallahi. Latife yapıyorsun biliyorum ama... Ya ben açıkçası biraz üzüldüm arkadaşım için. Evet yani sarı. Sarı. Yani ama çok yani klişe. Sarı var sarı var. Şimdi sarı. Bana çok klişe geldi ya. Yani şimdi bir şeyin rengi vardır. Yani ya sarıdır ya doredir ya da küllüdür yani. Evet. Yani o renk dalgaları arasındaki geçişler ister gölge altlarda bu kadar 4 parmak 5 parmak dediğim parmak baylajan. Yani alakasız. Ya kaldı ki öyle de yapılır arkadaşlar. Ya onu da yapabiliriz. Ama geçişini yapabilirsin bunu. Yani normal yani yapabiliriz. Yani hepimiz yapmışızdır. Bir ben yapmışım. Normal şartlarda yani böyle çok özür dilerim. Çok kontrast olması için işte zemin koyudur. Kontrast olsun diye böyle bir şey yapmışımdır. O ayrı. Evet, ama bu kadar sarının içinde arada ince ince röfleler. Zaten sonra mi? Buradan bir şey. Bir de dibinin bahsettik ya maalesef dibi açık. Uçlar koyu. Uçlara doğru koyu. Bir de tam tersi yani geçişler de var. Dipler koyu uçlar açılması lazım. Aynen öyle. Yani doğalı budur. Ve dipler kızarık. En sevmediğim şey sarı saçlı, röfle saçlı kızarık dip. Hiç bir de arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Yanlış anlamayın. Kız belki 18 belki 19 yaşında. Ya bana göre 25-26 yaşına evet. Çıkmış. Yani. Kesinlikle. Zaten şu normalde bayanlar için yani ben kendi müşterilerim için bahsedeyim. Yani bir ton, iki ton değişiklikler bile değişikliktir. Yani bir bayan için büyük bir değişikliktir. Saçları kesiyorum. Önlere katlar veriyorum. Ben çok kat sevmiyorum ama ya. Ama kat sevseniz de artık bana güvenmeniz gerekiyor. Yani sonucu görüyorsunuz. Bu bir yarışma netice itibariyle. Biraz şu aşamada sizin isteklerinizi, saçınızın iyiliği doğrultusunda geri plana alabiliriz. Yani bu hakkı kendimde görüyorum diyebilirim. Bu kesim şimdi B kesim mi, düz kesim mi? B kesim. Aslında tam B değil. Daha tam B olması için biraz ya daha... Ya çünkü tam B istemiyorum. Yani düz şeklinde gelirse benim için daha iyi olur. Tam B ben de istemiyorum. Çünkü tam B kestiğinde saçı daha çok kısaltmam gerekir. Ben kısa bir saç istemiyorum. Saçlarının uzun olması gerekiyor. Çünkü röfbede uzun ve sağlıklı saçlara sahip olmak önemli. O yüzden kısa saça ben de karşıyım. Öncelikle arkadaşıma... Eline sağlık diyerek başlamak istiyorum. Sonuçta orada bir emek harcadı. Fakat arkadaşlarımla daha önce eleştirdiğimiz gibi çok zayıf noktaları var. Profesyonellik açısından bakıldığı zaman.
Ferit Bey hızlı bir şekilde modelinin saçlarını keserken yapılan işlemi göremeyen Fatma Hanım ciddi anlamda tedirgin oluyor. Böyle bir durumda hangi kadın tedirgin olmaz ki? Bu çok kısa oluyor gibi ya. Şimdi bitirip size onu göstereceğim. Kendi geliştirdiğim bir teknik var. O teknik de şudur. Önce saçın bir tarafını kesiyorum, diğer tarafını da kesmiyorum. İkisini yan yana getiriyorum. Çok kısalmış deme risk lüksünüz olmuyor. Çünkü ikisi yan yana geliyor ve çok kısalmadığını görebiliyoruz. Eğer ki ikisini aynı anda kesersem, bir böyle bir böyle gidersem bu sefer saçlar daha kısaldı diyorsunuz. Aa saçlarım çok yani diyorsunuz derken kısaldı deme riskiniz var. Ama şu an bitirdiğimde göreceksiniz. Bir tarafı bitireceğim. Size sonucu göstereceğim. Umduğumuz gibi bir sonuç çıkarsa güzel olur gerçekten. Sinirlenmek istemiyorum. Sabahtan beri sinirliyim şu an. Yani hani artık mutlu olmak istiyorum. Siz aslında bir ilk rengi çıktığınızda ben sizin yüzünüzdeki ifadeyi gördüm. Çok mutlu oldunuz. Sonra arkadaşlarımız gelince biraz endişelendik. Evet şimdi mesela görüyoruz. Saçını kestiğimiz hanımefendi saçlarında daha çok kestiğimizi iddia ettiği zaman aslında biz kesmediğimiz halde o kesiyor. Kestiğimizi düşünmemesi için önce bir tarafı bitiriyorum. Şimdi burada olduğu gibi ve diğer kesilmemiş tarafı alıyorum. Aralarında boy farkının olmadığını, farkların sadece burada olduğunu müşteriye gösteriyorum. Şimdi de bu kalan tarafımızı da bitiriyoruz. Ondan sonra gereken kaynakları takacağız. Tabii biraz da kat vereceğim. Maşa geçeceğim, şeklini vereceğim saçın. Şeklini verirken Nuray Hanım da makyajını gerçekleştirecek. O arada ikisini bir anda bitirmiş olacağız. Böylece kalan süremizi en iyi şekilde değerlendireceğiz ve sonuca en etkili şekilde gideceğiz. Bu bayan her gün makyaj yapan biri mi? İşine, mesleğine, evet. Yani neye hitap ediyor? Ve her gün makyaj yapabilir mi? Arkadaşlarıyla buluşacaktı ve yüzünde makyaj yoktu. Kız böyle doğal bir kız yani. Çok büyük değişim. Bence annesi bu ve şimdi çıt çıt takmak zorunda kalacak bu kız. Saçları uzun ama çıt çıt takmak zorunda kalacak. Biraz işin görsel olarak yorumlarımızı yapıyoruz. Teknik olarak da şimdi kızıl sarılarda bu oluyor. Yani ben kendi müşterilerimdir. Çünkü Akdeniz insanıyız. Yani kaç tane evet, yolda mutlaka. Kadın çevir, 10 kadın çevir, kaç tanesi 7 numara ve üstünde yani kumral ve evet. Kumral üstü. Hepsi koyudur. Kızırıyor, 4 numara, 5 numara. Ne kadar küllü boyarsan boya, sarı balyaj, renklendirme yaptın mı, yıkandıkça oksitleniyor saç. Hepimizde olmuştur. Evet. Kız geliyor, yani diyor ki ya Ufuk çok güzel, işte yıkadım, işte doğru kızardı. Işte. Evet kızardı. Yani bu senin saçının pigmentleriyle alakalı olan bir şey. Bir de yapılan röfleler yıkadıkça oksitliyor, onlar kızarmaya başlıyor. Yani yapacak bir şey yoktu. Çünkü bu kadar kısa bir vakitte yapabildiği, kırdığı bu. Onlar çok fazla kısalmasın ya ön kısımlarım. Ön kısımları kısalmayacak ama gerekirse, eğer buna gerek görürsem artık bana güvenmenizi istiyorum. Ya ben kısalsın istemiyorum. Yok kısalmayacak ama kısalması gerekse bile bana güvenmenizi istiyorum. Artık tamamen bana güvenmelisiniz. Sonuç itibariyle kaç saattir? 2-3 saattir buradayız, 2 saattir beraberiz. Sonucun çok iyi olduğunu ben görebiliyorum. Bunu sizin de görmenizi istiyorum. Çok kısaldı gibi ya. Yok o sizi aldatmasın. Kesinlikle kısalmadı. Zaten asimetri kesiyorum.